İsmail Ağa Camii'nin yani İsmail Ağa Camii Şerif Külliyesi'nin bir parçası haline gelmiş olan arkamızda görmüş olduğunuz Esat Efendi Medresesi. 1748 yılında Şeyhülislam Esat Efendi tarafından babasının yaptırmış olduğu külliyeye ziyadeten yapılmış olan bir eserdir. Lale Devri'nin en güzel çalışmalarından biri haline gelmiş olan aynı zamanda da klasik dönemin bütün tezyinatını, bütün önemli nüktelerini kendi bünyesinde barındıran harika bir eser olarak günümüze geliyor. Fatih Çarşamba'da, Lale Devri zamanında hatta Sultan Fatih'in fethinden sonra bu civarda adım başı açılan medreselerin yanı sıra günümüze ulaşabilmiş olan yegane medreselerden birisidir. Özellikle Fatih döneminden sonra İstanbul coğrafyasında payitahta adım başı medrese vardı. Medrese bir ilim yuvası, şehrin kimliğini ortaya koyan en önemli faktördür. Bugün baktığınız zaman Fatih Camii etrafındaki bir takım medreselerle beraber Fatih Camii hüviyetini kazanmıştır. Çünkü camiye gelen cemaat dini mübini İslam fıtratı üzere olsalar da ilim eksikliği sebebiyle bir takım şeyleri eksik yapabiliyorlar. Hemen bir caminin etrafına medrese kondurmakla beraber o caminin ilmi seviyesini arttırmış oluyor. İşte Şeyhülislam İsmail Efendi Camisi'nin de hemen yanına oğlu Esat Efendi tarafından 1748 yılında yaptırılmış olan bu güzide eser ilim seviyesini ciddi bir çıtaya yükseltmiştir ki bunu arkamda görmüş olduğunuz kitabede de çok net bir şekilde ortaya koyuluyor. Cami içerisinde bulunmuş olan kitabe malumunuz Osmanlıca ve Farsça bir takım ifadelerin hatta yer yer Arapça bazı ifadelerin kullanmasıyla beraber çok güzel bir şiir vezniyle yine Esat Efendi'nin ortaya koymuş olduğu bir kitabeydi. Arkamda görmüş olduğunuz kitabe ise yine Esat Efendi tarafından bizatihi kaleme alınmış olan bir şiirin örneklerinden birisidir. Şeyhülislam Esat Efendi'nin yapmış olduğu bu kitabe o kadar önemli, o kadar güzin bir eserdir ki satırlara şu şekilde rastlanıyor. Yine içeride görmüş olduğunuz kitabe gibi her ne kadar üçlü yazılsa da ikili ikili okunan bir eserdir. Tamamıyla Arapça olan bu kaside, bu şiir örneği aynı zamanda binanın tarihiyle alakalı da bir takım nüansları bizlere vermiş oluyor. Kısaca kitabesine de bir göz atacak olursak. Makamu nebiyyühü şâni ebhâ me'âbide limen cedde fî kesbil me'arifi ve ebgâ fetûbâ libânihi velillâhi veqâ لقد شاد بنيانا رصينا وما بنى رصيف رفيع السمك آل مفيت مبني جميل لاك لو طه فردان وثيق أنيق لم يؤسس نظيره وما يدانيه ولا بعد يبنى فبشرى لمن رام اكتساب العلوم من حديث وتفسير وفقه أولنها وأنشد إذ تم وقال مبرح لدار حديث وفق الله من بنى. Kitabe hakikaten çok önemli, çok özel bir kitabe. Dediğimiz gibi tamamıyla Arapça olmakla beraber ilk satırda Makamu Nebiyyühü Şan Ebha Me'abide. O Allah'ın elçisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin makamı en yüce ve en güzel mertebede olsun şeklinde dua ile başlamakla beraber Limen ol bir kimseye de olsun ki cedde fî kesbil me'arif ve ebgâ. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkarak bu ilimleri kazanma noktasında cehd ve gayret gösteren kimseye de, öyle kimseye peki ne olsun? Fetuba. O kimselere müjdeler olsun. Kimlerle beraber? Libanihi velillahi veka. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkan takva sahiplerine olduğu gibi, aynı zamanda bu binayı inşa eden, bina eden kimseye olduğu gibi bu ilimlerin kazanılması hususunda cehd ve gayret gösteren kimsenin de üzerine müjdeler olsun ifadesi yer alıyor. Legat peki o kadar önemli bir hadise ki bu hemen binanın ne kadar sağlam, kavi, kuvvetli olduğunu, binanın bir takım özelliklerini ifade edecek. Legat şâde bünyânen rasînen ve mâvenâ. Öyle bir bina meydana getirdiler ki sağlam, kuvvetli, hem zahiri hem batini manada yani hem içerisinde bulunan ilimler bağlamında çok kuvvetli. Rasifun rafi'u semke alun müfid. Hem içerideki ilimler bağlamında insanlara fayda verici, çok kıymetli ve sağlam direkler ve ince süslemelerle beraber meydana getirilmiş böylesi bir bina. Devam ediyor. Mebniyün, bu bina mebnidir. Cemilün, laka, lev, taha ve radani. Yolunu şaşırmış olan, doğru yolu bulmak isteyen kimsenin sığınabileceği en doğru, en sağlam yerdir. Öyle bir yer haline geldi. Vethikun, enikun, lem yüesses naziruhu. Öyle sağlam, güzel bir tezyin haline geldi ki, o kadar güzel yaptı ki, bu sağlamlığını bozabilecek kendi döneminde hiçbir denk bulunmadı ve bulunmayacak. Döneminde böyle bir denge rastlanmadı, şahit olunmadı deniyor. Velâme yüdânihi. وَلَا بَعْدُ يُبْنَى. Kendi zamanında böyle bir şey bulunmadığı gibi kendisinden sonra dahi böyle sağlam, kuvvetli hem ilmen, ilmi açıdan hem de dediğimiz gibi bina açısından yani böyle bir taş eser, tezyinatı, süslemesi, sağlamlığıyla beraber hem de ilmi açıdan böyle bir bina kendisinden sonra da yapılacak değildir ifadesi kullanılmış oluyor. فَبُشْرَى. Öyle kimselere o zaman müjdeler olsun ki لِمَنْ رَامَ اِكْتِسَابَ الْعُلُومِ مِنْ. Şöyle ilimlere çalışma noktasında cehd-i gayret gösteren hadisin ve tefsirin ve fıkhin ulinnuha. Hadis, tefsir ve fıkıh gibi ince ilimlere, o ilimleri elde etme noktasında çalışan, gayret eden kimselere, o ilimlere çalışan akıl sahibi kimselere müjdeler olsun ve enşede
inşa olundu. İzi temme ve kale, tamam olduğu zaman, inşaatına başlanıp tamam edildiği zaman ve kale müverrihun, tarihçi kimse, yani ebced hesabıyla tarih koyma ilmine haiz olan kimse dedi ki lidari hadisin veffakallahu men bena. Bu dari hadisi bina eden kimseyi Allahü Teala dünya ahiret muvaffak kılsın. İşte bu şekilde bitirmiş oluyor. Fakat son satırına baktığınız zaman lidari hadisin veffakallahu men bena 1161 senesini ifade ediyor ki bu 1161 senesi aynı zamanda medresenin yapım tarihi olan 1748 senesini ifade etmiş oluyor. Kayıtlarda bazı yanlışlara denk gelebiliyoruz. Bir takım vakıf belgelerinde veya kayıtlarında bu medresenin sadece Darül Hadis olduğu yönünde bir takım söylemler söz konusudur ki bu yanlıştır. Sondaki ibare tarih koyulmak için Darül Hadis denmiştir. Halbuki bir önceki satırda, yani sondan ikinci beytin son satırına baktığınız zaman hadisin ve tefsirin ve fıkhin ulünnüha ifadesinde hem hadis hem tefsir hem de fıkıh ilimleri gibi kavi kadim İslam ilimlerinin bizatihi burada okutulduğu ve bu derslerin işlendiği açıkça ortaya koyulmaktadır. Dolayısıyla birçok ilmi halkanın burada bulunmuş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Osmanlı medrese usulünde, klasik dönem medrese usulünde şöyle bir şey yaygındır ki medresede en üst mertebe, yani farklı farklı mertebeler vardır. Sahn-ı Seman'da işte iptidaiye vardır vesaire. Mertebe mertebe, derece derece ayırırlar. Bunların en üst derecesi, en üst kadim olan kimse şu mertebeye ulaşır ki Süleymaniye Darül Hadis mertebesidir. İşte bu mertebeye ulaşan adam bir tık sonrasında ya kazilik mertebesine, İstanbul kadılığı gibi bir payeye erişmiş olur ya da dediğimiz gibi ilmi hayatında en üst zirveleri yakalamış olan kimsedir. Buraya da Darül Hadis denmesinin sebebi, yani son ibarede de Darül Hadis kullanılmasının sebebi hem dediğimiz gibi o tarih oluşabilsin için hem de Darül Hadis makamının, mertebesinin medresede en üst mertebe olduğunu ifade edebilmek içindir. Bu şekilde de kitabesinde ayrıntıları görebilmek mümkün. Nihayet Şeyhülislam Esad Efendi Medresesi'ndeyiz. Medrese dediğimiz gibi Lale Devri'nde yapılmasına rağmen klasik üslubun bütün özelliklerini içerisinde barındırıyor. Sadece bu değil. İlmi olarak ana kitabesinde okumuş olduğumuz gibi gerek hadis, gerek tefsir, gerek fıkıh gibi çok kıymetli İslami ilimler alanında zamanla birçok ilim burada müzakere edilmiş. Hakikaten bu atmosfer ve ortam Şeyhülislamların bizatihi kendi destekleriyle beraber olduğu için ilimde zirveyi teşkil etmişlerdi. Daha evvel sizlerle beraber bu medresenin vakfiyesinde okumuştuk. Bu medresede vazife yapan kimse 135 tane özenle seçilmiş olan İslam eserleri burada sergileniyor. Talebelerin istifadesine sunuluyordu. Sadece bu değil. Talebelerden aynı zamanda yazlık, kışlık bir takım eğitim masrafları veya giyim, kuşam gibi masraflarının bizatihi vakıf kasasından karşılandığında vakfiyenamelerde okumuş, sizlerle beraber paylaşmıştık. Şeyhülislam İsmail Efendi'den sonra oğlu Eser Efendi'nin yapmış olduğu bu medresede sülalede gelen her bir Şeyhülislam, her bir müderris özenle buraya önem göstermiş ve özenle üzerine titremiştir. Talebelerin bir takım ihtiyaçlarının, hatta bir takım zevk-i sefa hallerinin dahi karşılanması vakıf olarak özenle takip edilmiş durumda karşımıza çıkıyor. Bu medresede vazife yapan baş müderrisin almış olduğu maaşın 60 akçe olduğunu biliyoruz. Ki o dönemde hakikaten ciddi bir meblağ ettiğini ve günlük olarak bu akçeyi almış olduğunu yine vakıf kayıtlarından görmüş oluyoruz. Dediğimiz gibi bir yerin ihyası o yerin ilmi seviyesiyle beraber söz konusu olabiliyor. Fatih Camii'nde olduğu gibi, Süleymaniye'de olduğu gibi, Edirne Selimiye'de olduğu gibi, onun dışında Bursa'da birçok külliyenin baharında olmuş olduğu gibi Osmanlı'nın Osmanlı olması tabii ki ilimle oluyordu ve ilim fedakarlıkla beraber meydana geliyordu. Sizlerle beraber yine bu medresenin vakfiyesinde okumuş olduğumuz gibi toplam 8 tane bir takım köyden de daha büyük mezra sayılabilecek bir takım yerlerle beraber toplam 8 tane köyün ve yerin bizatihi akarı, gideri komple burası için hasredilmişti. Sadece buradan bir tane insan sağlam bir şekilde ilmini edinebilsin ve insanlara ışık ve umut olabilsin için bu yapılmıştı. Hakikaten öyledir. Sultan Fatih Hazretleri'ni hatırlayın. Kendisi Sahn-ı Seman medreselerini yaptığı zaman Akdeniz, Karadeniz 4-4-8 tane medrese, hemen altlarında tetimme dediğimiz 4-4-8 tane toplam 16 tane medreseyi bizatihi oraya koyan ve Fatih Camii'nin etrafını bir üniversite şehri haline getiren, bir medrese şehri haline getiren Sultan Fatih'e o dönem uleması ve bir takım vezirler dahi kendisine şu şekilde söylemişlerdi. Sultanım, böyle bir eser bina ettiniz, böyle muazzam bir yapı meydana getirdiniz fakat belki bir veya iki kimse buradan ancak yetişebilecek. Çünkü insanlar ilmi bırakabilecek, bir takım engeller sebebiyle okumak istemeyebilecek. Dolayısıyla ilmi bırakmaları halinde bu kadar şey sadece bir kişi iki kişi için değer mi?
böyle bir hadiseyi meydana getirmek deyince Sultan Muhammed Fatih Han Hazretleri bizatihi şu ifadeleri kullanıyor. Ben zaten bu kadar hizmeti o bir kişi iki kişi için yapıyorum. Eğer hepsinin yetişeceğini bilsem bütün hazineyi ayakların altına sererdim. İşte bu zihniyetle beraber Devlet-i Aliye'nin Şeyhülislamlarından, paşalarından ve bir takım dediğimiz gibi ilmi veya askeri sınıfın hemen hepsi mutlaka bir medrese bina etmek üzerine hayatlarını vakfetmiştir. İşte bu medreseyi de o şekilde görmüş oluyoruz. Görmüş olduğunuz odalarda teker teker talebeler hocalarıyla 24 saat beraber ilim müzakere edebiliyorlardı. Düşünün, hemen şurada bir odada ilminizi müzakere ediyorsunuz. Aklınıza bir şey takıldı, hemen hocanız yan odada ve 24 saat sizle beraber. Kapısını tıklıyorsunuz, hoca efendi bizatihi sizin aklınıza takılan suallere cevap veriyor. İşte kitabede okuduğumuz hakikat buydu. İşte kitabede burada yolunu kaybetmiş kimselere en güzel örnek vardır ve sığınabilecekleri en güzel yer burasıdır dedikleri bir ortamdır bu medrese. Bu medresedeki eğitimle beraber de yüzyıllara ışık tutan nice insanlar yetişmiştir ve yetişmeye devam ediyor. 1922 yıllarında harabeye dönen camiyle beraber bu medrese de metruk hale geldi ve harabe oldu. Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi Hazretlerimizin buraya tayiniyle beraber, burada imam hatiplik vazifesini yapmasıyla beraber medrese faaliyeti de aynı zamanda tekrar filizlenmiş ve buraya yerleştirilmiş oldu. İşte şu gördüğünüz odalarda Şehit Bayram hocalardan Hüsamettin hocalarımıza kadar birçok kıymetli hocamız ilim tedrisatına burada devam etmiş. Yine inci gibi talebelerini burada aynı hassasiyetle geleneksel medrese usulüne göre ehli sünnet itikadı üzere ilmek ilmek tek tek talebe yetiştirmeye devam etmiştir. İşte bugün o talebeler tekrar dünyaya ışık olmaya devam ediyor. Bu gayede çalışmaya geceli gündüzlü devam ediyorlar. İşte medrese asli hüviyetine tekrar kavuşmuş ve dediğimiz gibi ilk kurulduğu andaki hassasiyetiyle beraber tekrar tekrar faaliyete geçmiştir. Günümüzde ise burası yine ilim tedrisatıyla beraber bir takım odaları ona ayrılmış, bir takım odaları asli hüviyetindeki gibi kütüphanelere ayrılmış olmak suretiyle ilim faaliyeti halen burada devam etmiş olmakta. Buraya gelen herkes hala kapısındaki ibarede yazdığı gibi istediği hangi nokta olursa olsun ilmi bağlamda fıkıh, hadis, tefsir, akaid gibi çıkmaza girdiği, sıkıştığı, tam olarak cevabını bulamadığı hangi soru olursa olsun o soruları aydınlatmak üzere buradaki medreselerde hala sorulara cevap verilmiş oluyor. Rabbim inşallah bu hizmetleri ilâ yevmil kıyam payidar etsin diyoruz. İsmail'a Eser Efendi Medresesi'nden tekrar selam ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.